Sevgili çocuklar, ben Özel Adana Gündoğdu Koleji 4. sınıf öğretmenlerinden Ayça Çakallı. Bugün sizlerle fen bilimleri dersinde maddenin özellikleri ünitesinin son bölümü olan ünite sonu değerlendirme sorularını cevaplandıracağız. Öncelikle şöyle bir hatırlayalım. İlk olarak maddenin duyu organlarımızla algılayabildiğimiz özellikleri olduğunu öğrendik. Renk koku, tat, suda yüzme, batma, mıknatıs tarafından çekilme bu özelliklerden bazılarıydı. Sonra maddenin kütle ve hacim olmak üzere ölçülebilir iki özelliği olduğunu fark ettik. Maddelerin kütlelerini ve hacimlerini nasıl hesaplayabileceğimizi gördük. Daha sonra maddelerin doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunduğunu, hal değişiminde ısının etkisini keşfettik. En sonunda da saf madde ve karışım üzerinde çalıştık. Karışımları ayrıştırma yöntemlerini öğrendik. Şimdi de bütün bu öğrendiklerimizi kullanarak ünitemizin sonundaki değerlendirme sorularını cevaplandıralım. Aşağıda verilen maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırınız. Sınıflandırmanızı aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız. Beraberce sınıflandırmanızı yapalım çocuklar. Kağıt. Kağıt katı bir madde. Su. Akışkan olduğu için sıvı bir madde. Elma. Bilirli bir şekli var. Değil mi çocuklar? Katı. Bulut. Buharlaşan suyun oluşturduğu bir gaz. Doğal gaz. Adı üstünde gaz. Deniz. Akışkan bir sıvı. Bilgisayar belirli bir şekli olan katı ev aynı şekilde katı ormanlar katı oksijen bir gaz türü çocuklar kalem bir katı kolonya bir sıvı hava bir gaz yumurta katı Nehir, akışkan bir sıvı. Buhar bir gaz. Ayran bir sıvı. Kivi, katı. Buz, suyun katı haliydi. Duman da bir gaz. Evet, ayrıştırmamızı bu şekilde yapabildik. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kavramlar ile doldurunuz denilmiş. Beraberce dolduralım. Maddenin ölçülebilir özellikleri neydi çocuklar? Kütle ve hacimdir. Katı maddelerin kütlesi ne ile ölçülüyordu? Eşit kollu terazi veya elektronik terazi ile ölçülür. Kütle birimi kilogram ya da gramdır. Sıvı maddelerin kütlesi dereceli kap kum. Hmm, tabii ki de şimdi çocuklar çok önemli bir durum var. Sıvı maddelerin kütlesi ne ile ölçülür? Kap kullanılarak ölçülür. Dereceli kabı nerede kullanıyorduk? Hemen hatırlayalım. Hacim ölçüsünde. Maddenin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli silindir ya da işte şimdi buraya yazabiliriz bunu dereceli kap kullanılır. Sıvı maddelerin hacmi litre veya mililitre birimleri kullanılarak belirtilir. Kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklara madde denir. Evet, burada sıvı kelimesini kullanmadık. Beraberce devam edelim. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tablodaki uygun sözcüklerle doldurunuz. Evet çocuklar, bu önemli bir tablo. Sizin çok iyi bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bir tablo. Biliyoruz ki maddeler doğada üç halde bulunabilir demiştik. Katı, sıvı ve gaz. Isının etkisiyle maddeler bir halden diğer hale dönüşebilirlerdi. Görmüş olduğunuz gibi bir katı madde ısı alarak erir ve sıvı hale dönüşür. O zaman beraberce yerleştirelim. Katı maddenin ısı alarak sıvı hale dönüşmesine biz erime diyoruz. Dolayısıyla buraya da ısı aldığını belirtmeliyiz. İkinci adımda burayı göstermiş yani tam tersi. Eğer bir sıvı madde üşürse ya da ısı verirse çocuklar donar, katı hale geçer. Bu olaya da biz evet, donma adını veriyoruz. Erimenin olması için maddenin ısı alması, donmanın olması için ise maddenin ısı vermesi gerekir. Peki sıvı bir maddenin ısı alarak buhar haline yani gaza dönüşmesini biz ne diyoruz? Buharlaşma diyoruz buharlaşmanın olabilmesi için de maddemizin ısı alması gerekir. Sevgili çocuklar, burada belirtmemiş ama ben sizlerle paylaşmak istedim. Buhar halindeki bir maddenin, örneğin bulutların, soğuk havayla karşılaşması sonucunda yeryüzüne yağmur şeklinde düşmesi de bizim için yoğunlaşma olarak geçer. Bu olayın gerçekleşmesi için de maddenin yine ısı vermesi gerekir. Bu da küçük bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Şimdi yukarıda konuştuğumuz olaylarla ilgili bu tabloyu beraberce dolduralım. Bir numaralı olayın ismi. Ne dedik? Katı maddenin sıvı hale geçmesi olayına biz erime diyoruz. Güzelce buraya erime diye yazalım. Kullandığımızı da çizelim. 2 numaralı olayın ismine bakalım. Sıvı maddenin katı hale dönüşmesi donma. 3 numaranın ismine bakıyoruz. Sıvı maddenin gaz haline dönüşmesi olayına da biz buharlaşma. numaralı olayı gerçekleştirirken buz ne yapacak çocuklar? Eriyebilmek için dışarıdan ısı alacak. İki numaralı olayı gerçekleştirirken su ise ısı verecek donabilmesi için. 3 numaralı olayın gerçekleşmesi için bu sefer suyun ısı alması lazım buharlaşmanın olması için. Evet, böylece etkinliğimizi tamamlamış olduk. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz denilmiş. Dikkatlice yine doldurma işimizi yapalım. İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle Karışımlar oluşuyordu arkadaşlar. Maddelerin özellikleri maddenin her yerinde aynıdır. Hmm. Hangi maddelerin özellikleri arkadaşlar? Katı maddenin özellikleri olur mu sizce? Olmaz değil mi? Saf maddenin özellikleri tabii ki de maddenin her yerinde aynıdır. Evet kullandıklarımızı da çizersek aynı kelimeleri tekrar kullanmamış oluruz. Bu arada sevgili çocuklar, saf kelimesi cümlenin başına geldiğine göre bizim büyük harfle başlamamız gerekecek. Hemen onu da düzeltelim. Evet. Su ne yapınca donuyordu çocuklar? Su üşüdüğü zaman donuyordu değil mi? Yani ısı verdiği zaman, ısı kaybettiği zaman donar. Buz ise ısı aldığı zaman erir. Pirinç ve su karışımını, hmm, bakın pirinç katı, su sıvı, katı sıvı karışımı nasıl ayrılıyordu? Süzme yöntemiyle ayrılıyordu. Neyi farklı olan iki madde birbiriyle temas edince ısı alışverişi oluyordu? Hemen bakıyoruz. Sıcaklıkları farklı olan iki madde. Hemen biz burayı kendimiz yazabiliriz. Sıcaklıkları farklı olan iki madde birbiriyle temas edince ısı, far, ısı alışverişi olur diyelim. Peki demir tozu ve talaşı ne ile ayırabiliriz arkadaşlar? Demir tozu biliyorsunuz mıknatıs tarafından çekildiği için onu rahatlıkla mıknatıs ile ayırabiliriz. Ne demiştik? Yine kullandıklarımızı şöyle bir çizelim. Evet. Kalem, defter, da, buz. Evet. Katı buraya gelecekmiş maddelerdir. Evet. Çocuklar, kelimeleri cümlelere koyuyoruz. Cümleyi baştan sonra mutlaka okuyoruz. Zaten bir anlatım bozukluğu olursa okuma sırasında fark eder, yanlışımızı düzeltmeye çalışırız. Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. Bu karışımları hangi yöntemlerle ayırabilirsiniz denilmiş. Hemen karışımları incelemeye başlayalım. Demir tozu, kum. Şimdi burada demiri gördüğümüz anda mıknatıs tarafından çekildiğini bildiğimizden buradaki ayrıştırma yöntemi mıknatıs olacaktır. Pirinç taneleri ve tuz. Katı, katı maddeleri ayırırken arkadaşlar biz eleme yöntemini kullanıyoruz. Nikel tozu ve talaş yine nikel mıknatıs tarafından çekilen bir madde olduğu için ayrıştırmada da mıknatısı kullanmalıyız. Makarna ve su annemizin en çok kullandığı ayrıştırma yöntemi süzme yöntemi. Çakıl taşı, kum, katı katı olduğu zaman çocuklar eleme yöntemini kullanıyoruz. Buğday ve buğday kabuğu yine eleme yöntemiyle ayırabiliriz demlenmiş ıhlamur ile ıhlamur yaprağı. Şimdi demlenmiş ıhlamur tabii ki de sıvı. içerisindeki ıhlamur yaprağını ayırmak için süzme yöntemini kullanacağız. Süt ve saman. Burada da arkadaşlar süzme yöntemini kullanabiliriz. Bir yöntemden daha burada bahsetmek istiyorum aslında. Bu da yüzdürme yöntemi. Saman hafif bir madde olduğu için sıvının yüzeyinde Yüzer halde kalacaktır. Biz bunun yüzeydeki samanı da bu şekilde ortamdan uzaklaştırabiliriz. Yüzdürme yöntemi de var ayrıştırma yöntemleri içerisinde. Ama süzerek de rahatlıkla ayrışımı sağlayabiliriz. Su ve bulgur dediğimizde sıvı ve katı olduğu için yine süzmeyi kullanacağız. Talaş ve kum. E, talaş arkadaşlar biliyorsunuz katı. Kum da katı, katı katı olduğu zaman biz eleme yöntemini kullanıyoruz. Su ve talaş olduğunda yine süzme yöntemini kullanırız. Burada yine yüzdürme yöntemi de etkili olacaktır. Çünkü talaş suyun yüzeyinde kalacaktır. Toplu iğne ve plastik dediğimizde mıknatıs toplu iğneleri çekeceği için rahatlıkla ayrışımı yapabiliriz. F bölümüne geldik. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin saf madde mi karışım mı olduğunu yanındaki boşluğa yazınız denilmiş. Biz işaretleme yapalım. Limonata, limon, su, şeker gibi maddelerin karışımından oluşmuş, değil mi? Salata birçok sebzenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir karışım. Ayran, yoğurt, su, tuzun bir araya gelmesiyle oluşmuş karışım. Tuz ise saf bir madde. Tuzlu su su ve tuzdan oluşmuş bir karışım. Toprak içerisinde de pek çok madde var. Dolayısıyla o da bir karışım. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz denilmiş. Tabloda özellikleri verilen madde aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Maddemiz esnek olacak. Mıknatıs tarafından çekilmeyecek ve suda batacak. Şimdi mıknatıs tarafından çekilmeyecekse ben hemen çiviyi ve demiri elerim. Esnek olduğunu düşünmemizi istiyor ve bu durumda tahtayı da elerim. Hemen süngeri işaretleyebiliriz. Yukarıda verilen eşyalardan hangileri suyu emmeyen maddelerden üretilir? Çizmenin suyu emmemesi gerekir çocuklar. Yağmurluğun da suyu emmemesi gerekir. Ama kağıt havlu suyu emmeli, değil mi? 1 ve 2 diyebiliriz. Evet. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanları seçerek kaçıncı çıkışa ulaşırız? Farklı sıcaklıktaki maddeler birbiriyle temas ettiğinde aralarında ısı alışverişi olur. Doğru. Isı akışı her zaman sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Doğru. Dolayısıyla birinci çıkışa ulaşırız. Yukarıdaki dereceli kaba taş atıldığında kaptan 50 mililitre su taşıyor. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir? Evet sevgili çocuklar, hacim ölçümleri sırasında bunun üzerinde konuşmuştuk. Bir Katının hacmini ölçmek için ne yapıyorduk? Önce ilk hacmi sıvının ilk hacmini belirliyorduk. Daha sonra içine katıyı attığımız zaman oluşan hacmi bakıyorduk. Yalnız burada şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk hacmi 500 mililitreymiş. Daha sonra ne olmuş? 800 mililitreye yükselmiş. Bu da yetmemiş. 50 mililitre de suyu taşırmış. Bunu düşünerek bizim yapmamız gereken yani. Buradaki esas yükseklik şuraya bir de 50 mililitreyi eklemem gerekecek. 850 mililitre bizim artışımız. O zaman ne yapmalıyım? 850'den 500'ü çıkartmalıyım. 350 mililitre bizim taşımızın hacmi. Bir sonraki soruyla devam edelim. Aşağıdaki dereceli kaplar kullanılarak ölçümler yapılmıştır. Bir numaralı kapta 600 mililitre su bulunmaktadır. Bu suyun içine küp ve küre cisimleri atıldığı zaman suyun seviyesi 750 mililitre olmaktadır. Yine bir numaralı kabın içine Sadece küp atıldığında suyun seviyesi 700 mililitre gelmektedir. Buna göre kürenin hacmi kaç mililitredir? Şimdi çocuklar ilk hacmimiz 600'dü. Sadece küp atıldığında 700'e çıkıyor ise 700'den 600'ü çıkartırım. 100 mililitre küpün hacmi. Bakın. Burada 100 mililitre küpüm var. E şimdi ilk ne kadardı? 600 mililitreydi. İkisini birden attığımızda 750 mililitre olmuştu. E bunun 100 mililitresinin ben küp olduğunu biliyorum. Bu durumda ne olacak? Beraberce bakalım. İlk hacmi çıkartıyorum. 150 ml küremiz ve küpümüz. E, 150 ml'nin içerisinde ben 100 ml'nin kübe ait olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben kürenin hacmini 50 ml olarak hesaplayabilirim. Yandaki boş kabın kütlesi 250 gramdır. Yani daramız 250 grammış. Notlarımı alarak ilerliyorum. Aynı kabın içine zeytinyağı koyup tarttığımızda ise 850 gram gelmektedir. Yani bürüt kütlemiz 850 grammış. Buna göre zeytinyağının kütlesi kaç gramdır? Benden net kütleyi istiyor çocuklar. Net kütleyi nasıl buluyorduk? Bürüt kütlenin içinden darayı çıkartmamız gerekiyordu. Dolayısıyla 850'den 250'yi çıkartıyorum. Böylece 600 gram zeytinyağının net kütlesi diyebilirim. Bir bardağın içindeki suyun sıcaklığı termometre ile ölçüldüğünde 45 santigrat derece gelir. Bu suyun içine sıcaklığı 15 derece olan bir çay kaşığı koyulduğunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Arkadaşlar, sıcaklık akışı neydi? Isısı, sıcaklığı fazla olandan az olana doğru gidecekti. Dolayısıyla Maddeler arasındaki ısı alışverişi sıcaklığı 45 derece olan sudan 15 derece olan çay kaşığına doğru olacaktır. 45 dereceden 15 dereceye doğru bir ısı akışı olacak. Dolayısıyla 45 derece olan su ortama ısı verir. 15 derece olan kaşık da ortamdan ısı alır. Şimdi bir madde ısı veriyorsa doğal olarak soğur. Bir madde ısı alıyorsa da sıcaklığı arttığı için ısınır. Buna göre yorumlarımızı yapalım. Sudan çay kaşığına doğru ısı geçişi olur. Evet çünkü burası su. Burası da çay kaşığı demiştik. Sıcaklığı çok olandan az olana doğru ısı geçişi olur. Doğru. Suyun sıcaklığı zamanla azalır. Evet çünkü ısı vereceği için soğuyacak. Çay kaşığının sıcaklığı zamanla artar. Evet ısı aldığı için ısınacak, sıcaklığı artacak. Su ısı alır demiş. Hayır. Su ortama ısı verir. Dolayısıyla D şıkkı olacak. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılmaz? Süzme yönteminde ne kullanıyorduk arkadaşlar veya hangi karışımları ayrıştırıyorduk? Katı ve sıvı karışımlarını ayrıştırıyorduk. Su ve pirinç sıvı katı olabilir. Su ve nohut sıvı katı olabilir. Su ve fasulye sıvı katı olabilir. Su ve şeker karışımı denildiğinde sevgili çocuklar şeker suyun içerisinde çözünecektir. Gözle görünmeyecek hale gelecektir. Dolayısıyla biz su ve şeker karışımını süzme yöntemiyle ayrıştıramayız. İlla ayrıştırmak istiyorsak ortamdaki suyu buharlaştırmamız gerekir. Şeker de dibine çökecektir. Dolayısıyla burada süzme yöntemini kullanmamız mümkün değil. Evet sevgili çocuklar. Böylece ünitemizin de sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.